Bu bir yalan. Bunların hepsi bir yalan. Bu güzel müzik, bu küçük dramatik müzik çok yanlış vakitler geçireceğimizi gösteriyor bize aslında. O gerçeğin üzerine örtüyor. Yalan bu müzik. Komple yalan. Neyse. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Layers of Fear'a baştan hoş geldiniz. Çünkü geçen bölümde de bol bol korktuk. Kendime bir sürü işkence ettim. Kanlı iç organımsı pelikanları görmekteyiz şimdi ve evet, bir kez daha ışığın olmadığı diyarlara doğru gideceğiz. Karanlığa doğru gideceğiz. Sil okumuş muydum ben? Ha, derin nefes unutma, sen uzmansın. Evet, okey, bunu okumuştuk. İyi, hadi buradaki her şeye bakmıştık. Ay 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 ay, şekilsiz kabuslar diye şey yapıyor ama şekilsiz, evet, şekilsiz kabuslara giriyoruz hafıflarım. Hadi bakalım, şekilsiz kabuslara hazırsanız hemen de çak zaten müziği, ses efektini. Hemen de çak. Bunu açabiliyor muyum? Hayır. Çok hoş. Pencereden bana ya diye çıkacak varlık yoktur. Okey. Cool. Gerçekten cool. Ben geri gidebiliyor muyum? Hayır. Tabii ki hayır. Geri gidemiyorum. Neden geri gideyim ki? Karakterin kafası kayıyor şu an. Ben yapmıyorum. Ekranın açısı değişiyor. Güzel. Ana karakterle empati kurabiliyoruz. Ay. Asansör iyi, hadi. Okay. Evimizde yalnız değiliz. Selam. Wow, okay. Çok katlı bir evimiz var, süper. Evimiz çok büyük, kocaman. Dakikay mı diyorlardı? Üf. Selam. Ay, ağaç seni nasıl da kıskandım. Dışarıda tek başınasın karanlıkta. Ben de içeride tek başımayım. Yine karanlıkta. Ama içerisi dışarıdan daha büyük olabilir. Olaya bak. Sen açılıyorsun, sen açılmıyorsun. Arkamı döneceğim ve okey. Cool. Ama yani buraları açabiliyorum. Çünkü ilan abi, bir şey yok burada. Vazoyu alabilir miyim kelime korumak için? Selam. Ay. Geçen defa da korkmuştum şundan. Çünkü böyle bir odaya neden girmeyeyim, değil mi? Neden olmasın? Her zaman yaptığım şey kendimi... Dur, kapatma kapıyı. Zaten kapanacak kendisi ama. Bir tanemiz, aşkımız piyano çalıyor. Aşkım, bir tanem, ben buraya oturabilir miyim? Kapıyı kapatınca ne oluyor? Bir şey değişmiyor. Okey. Hoş, güzel. Burası bize fısıldıyor. Fısıldayan yere mi gitmeliyiz, fısıldamayan yere mi gitmeli gidelim? Al işte. Neye dönüştü lan burası? Abi. Resimler konuşuyor. İşte o kadar iyi çiziyor ki adam. O kadar iyi resim çiziyor ki resimler konuşuyor abi. Ben bunu bir okuyacağım izninle. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Süper ya. İşte ben de böyle bir evliliğim olsun istiyorum. Ta gelecekte. Şimdi değil.
Ben bir şey yapacağım. Şimdi oradan başka bir şey yapacak. Böyle karşılıklı birimiz piyano, birimiz resim falan mı? Piyano resim olma. Ay. Neden böyle oldu bu ya? Kötü boya kullanırsan böyle... Hayır! Alev bu! Bunlar alevler. Okey. Wow. Ya birisi çalıyor, diğer resim yapıyor. Ne kadar harika ya. Bu ne ya? Açabiliyorum burayı. Girmem ki oğlum ben oraya. Kırmızı renkli bir asansör, oraya girer miyim ben? Buraya girerim daha iyi. Yay. Selam. Hadi çıkalım. Abi neden evin içinde kamp ateşi yakıyorsunuz? Düşeceğim ben değil mi? Kamp ateşinin içine düşebiliyor muyum? Acaba düşmeyeyim abi. Düşmeyeyim ya. Aman aman. Okey. Burada bir şeyler var mı? Bakabileceğimiz, alabileceğimiz. Collectible varsa almayı severim çünkü. Hayır. Aa, hakikaten burada saklanabiliyoruz ha. Ama aşağıda alev var. Pişeriz, yanarız, olmaz. Saklanmak için güzel bir yerde. Aklımızda tutalım. Aa, burayı da saklanabiliyoruz ama dediğim gibi olay yanıyor. Ya bence, benim görüşüm değerli dostlarım, saklanmak için bir yer arıyorsanız yanan odalar ilk tercihiniz olmamalı. Sıkıntı yani. Nereye geldim lan ben? Ne? Hortlak mısın, kedi mi? Lütfen cevap verir misin? Bunun içinde mi acaba? Okey. Onun içindeymiş. Onun içinde olduğunu... Onun içinde olmadığını düşünerek açtım aslında orayı. Ulan belki bir şey buluruz diye ama... Ben böyle pencereden baktığımızda görürüz falan filan diye düşünmüştüm. Teşekkürler oyun bunu yaptığın için. Birileri kırmış şarap şeylerini falan filan. Okey, cool. Selam. Ama yine fareler ya. Öf. Abi neden böyle resimler yapıyorsunuz? Ne yapıyorlar o adama? Fare tuzakları. Fare kapanları artık nasıl neyse bunlar, bu ne? Tehlike işaretleri. Aşağıdaki liste şizofrenin en sık rastlanan belirtilerinden oluşturulmuştur. Hastalık genelde 15-25 yaş arası insanlarda görülse de daha yaşlı insanları etkilediği de biliniyor. Bu belirtilerin yalnızca şizofreni göstergesi olmadığını ve görüldükleri kişinin bu hastalığa sahip olduğuna dair kesin bir delil olmadığını belirtmekte fayda var. Doğru bir teşhis için bir uzmana, örneğin psikolog, psikiyatra başvurun. Boş ifade, dalıp gitmek var, istemsiz surat hareketleri var, uykusuzluk var, olağan dışı hal ve hareketler var, eylemlerden zevk alamama, kesinlikle duyarsızlaşma, bu ne demek ki? Garip, sakar hareketler, belki kaza yüzündendir, öfke eğilimi, alınganlık, daha çok pasif saldırgan, istek eksikliği, intihar eğilimi. Cool. Evet. Son derece sağlıklı bir insan olduğumu da baştan burada belirtmek isterim. Just saying, you know. Öyle söylüyorum ya, belirtmek istedim. Selam, burada Make up your mind. Kararını ver yazıyor. Burası... Bu ne abi, bu çizimler ne? Hocam bence sen çok yaratıcı bir ressamsın ya. Oraya gitmemiz gerekiyor mu ya illaki? Belki buraya gitmemiz gerekiyordur. Selam, seni açabiliyor muyuz? Ha, sen kitaplıkmışsın, okey. Sende bir şey yok. Seni baştan kapatabiliriz. Ya da açık kalsın. Şey yapmayayım.
Merhaba. Yani sen böyle bir efekt koyarsan oraya, böyle tekinsiz bir atmosfer oluşturursan ben de girmem kardeşim. Paşa paşa gireceksin diyor. Tamam abicim, sağ olasın. Eyvallah, paşa paşa girerim. Okey. Keşke çay içebilseydim. Ha, çay içebiliyorum. Okey, dur. Oyunda sen çay içemiyorsun koçum. Ben içebiliyorum. Yine de hiçbir yardımı dokunmayacak ama küçük küçük mutluluklar. Hayatta küçük küçük mutluluklardan zevk alın afoplarım. Çünkü biraz sonra büyük mutsuzluklar geliyor. Merhaba. Sen bir şeysin sen. Sen bir şey olacaksın işte birazdan. Tamam. Gölge bir şey olmayacak mı? İlginç. Okey. Herhalde ateş yine bir şeyler yapacak. Veya geyik. Daha önce yapmamışlığı yok yani, yapıyorlar. Abi aman. Aha, oh ışık. Işık. Evet. Işık abi, mum yakmayın. Işık yakın, gözünü seveyim. Aslında çekmecedir diye falan açmış, açmaya çalışmıştım oraya ama. Okey, güzel, ışık da yansın yani. Alevlerden aman uzak duralım. Alevler iyi işaret değil bu oyunda. Döndür. Woohoo, dünya dönüyor. En azından oyunda. Her ne kadar gerçekte durmuş olsa da. Sende bir şey var mıdır acaba? Hiçbir şey yok mu abi? Aç bunu. Hayır. Ben devam ediyorum o zaman. Bunu çok söylemesin bu oyunda ha. Okay. Ben yetişkin bir insanım, o yüzden böyle şeyler bana işlemez. Tabii. Devam ediyoruz. Ha, ben neler neler gördüm. Amnezyalar, Outlast'lar geçti. Okay. Siz de duyuyorsunuz bunlar değil mi? Bu bir uyarı mı abi? Bu bir şey mi? Ay bak ya, yanlış yapıyorsun. Açma bu kapıyı. Da açamıyormuşum zaten. Tüh. Tüh demeyeyim. İyi olmuş. Mesela ayakkabılarını sağa sola bırakırsan bu ev tabii ki tekinsiz olur. Orada öpüşen iki figür mü var, yoksa bir herifin kafası fena halde mi karışmış? Kafası karışık bir adam var orada. Ehe. Durdurabilir miyiz şunu? Hayır. Benim ağzıma tükürecek o biraz sonra. Hiçbir şey mi yok abi, o kadar çekmece açtık ya. Cool. Devam et. Ki o bir ayna ama değil. Ama öyle. O yüzden. Bu evin her bir yanında neden ziyafetler verilmiş? Ne oluyor? Ne bu abi? Olan oldu. Latince mi yazıyor? Olan oldu, güzel. What's done is done mı yazıyor, ne oldu? Hayır. Aynanın içindeyiz şu an değil mi? Diğer tarafa geçince oradan bakabileceğiz. İyi. Hadi bakalım, aynanın içine giriyoruz. Yay. Olan oldu yazmıyor. Olan oldu, bir daha artık olan şeyler geri alınamaz yazıyor. What's done is undone.
Ha, cannot be undone yapıyor. Yaptığın şeyleri geri alamazsın yazıyor orada. Yani diyor ki neler olacak sana diyor. Okey. Kibrit. Nice. Aa, bu herif o yüzden görüyor. Okey, tamam. Ne yazıyor burada? Ha, olan oldu. Biraz geri dönebilir miyim buraya? Dönemiyorum. Olan oldu tabii. Geri dönemezsem tabii ki geri alma yapacağım bir şey. Kış geliyor. Bu durumda korku geliyor. Kış gidiyor. Bu kadar resim. Ya resimleri sanki biraz fazla gerçekçi yapıyorsun ya, ha? Resimlerini duyuyoruz. Yani hissediyoruz artık alevleriyle falan. Bir ihtimalle leş gibi de kokuyorlardır ama. Bu fısıltılar memuarlardan mı geliyor? Sanırım. İyi, göster bakalım ne var. Ne bu? Honey, remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. Aww. Sonra köpek bebeklerini yedi ve sonsuza kadar mutsuz yaşadılar. Ben kötü bir adam. Korkunca gerçek yüzüm ortaya çıkıyor. Ne bu? Bir zamanların harika sanatçısı, bilmem neyin yeni portresi galeriler tarafından dalga konusu oldu. Burada tanık olduğumuz şey sanatsal açıdan tamamen değersiz bir parçadır ve psikologlar için iyi bir araştırma konusu olma niteliği taşımaktadır. Bu sert sözlerin sahibi Jason Hughes'dan başkası değilken, kendisi bilmem neyin eserlerini ilk kez takdir eden ve sanatçının ilk dikkat çekici başarısında övgülerinin en büyük yeri olan ünlü eleştirmenin ta kendisi. Özellikle de yakın zamanda gerçekleşen olayların ışığında bu kadar acımasız bir eleştirinin gerçekten gerekli olup olmadığı sorulduğunda kendisi şu şekilde cevap verdi. Eleştirmen olarak bizim görevimiz sanatı eleştirmektir. Sanatçıyı değil. Adam son zamanlarda çok şey atlattı ve açıkça görülüyor ki olanlar ona oldukça zarar vermiş. Yine de eğer sessiz kalıp bu eserin uzaktan yakından kabul edilebilir olduğunu kabul edersek... Okay. O zaman sanatçıya kötülük yapmış oluruz. Diğer eleştirmenler sadece biraz daha merhametli davranmışlar. Ya ben de senin dil bilgini eleştirebilirim ama eleştirmiyorum bak, çünkü kibar bir insanım. Selam, sen beni böyle bağırtacak, yapacak bir şey yok değil mi? Okey, cool. Sözümü geri alıyorum. Özür dilerim, ben gidiyorum. Abi, sana yaptığım yanlışlardan dolayı gerçekten çok özür dilerim. Seni boyamamalıydım. Seni boyamamam gerektiğini biliyordum. Benim hatam, tamamen benim hatam. Boyamamam gerektiğini söyledim. Bana söyledin ve ben seni açıkça dinlemedim. My bad. Tamam, my bad, my bad. Benim hatam, özür dilerim. Hüdüklük ettim, affet beni. Ben buradan geri gidersem, şimdi geri gidemiyorum. Gidebiliyormuşum. Sandalye beni takip etmiyor en azından. Hocam iyiyiz değil mi? Güzel. Seni temizleyeceğim. Boyalarından arındırırız. Pastanı falan temizleriz. Aa, ben kapatacaktım lan. Güzel. Oyun benimle aynı fikirde.
Sanayiden işte özür dilerseniz böyle oluyor. Abi görebilir miyim? Ne olduğuna bakacağım. Bakamıyorum. Okey. Bir numaralı kapı normal görünüyor. Tepesinde ışık var. İki numaralı kapı çok uzakta bizi bekliyor. Üç numaralı kapının arkasının altında siyah tekinsiz lekeler var. O yüzden ben bir numaralı kapıya yöneleceğim. Bir numaralı kapı kilitli. İki numaralı kapı çok uzakta. Ve yine bin bir creepy, tekinsiz, ürkütücü tablonun arasından geçeceğim. O yüzden ben bu kötü kapıyı açmak istiyorum. Kötü kapıyı açamıyoruz. Okay. Selam hocam. Kolay gelsin. Ünlü bir şeye benziyor. Ünlü. Soylu birisine benziyor. Selam sana da hocam. Senin de kafan karışmış gibi. Kafalar karışıyor. Benim de kafam çok karışıyor. Herkesin kafası karışmış ya. Okey. Bu oyun demek insana bunu yapıyor. Aha. Çok fazla insan gördüm. İnsan tablosu gördüm. Aralarında en kafası karışık olan sensin. Arkamı döndüğüm zaman bir şey çıkacak mı acaba? Cool. Okay. Şimdi ben okay. Aa, tablolar gitmiş. Yok, tablolar küçülmüş. Hocam çözünürlüğü mü düşürdün? Ne olmuş ya buraya? Aa, cool. Hayır. Şimdi sol tarafımızda yine paranormal tabloların bulunduğu bir numaralı tekilsiz bir kapımız var. Sağ tarafımızda 3 numaralı kapımız hala orada ama kapının altındaki yine tekinsiz siyah materyal birazcık daha yoğunlaşmış durumda. İki numaralı kapımız o tarafta bizi burada açarsam. Burada bir seçim bizi bekliyor. Ben düşen çözünürlüğün peşinden gideceğim. Siyah materyal hiçbir zaman. Daha kapıya dokunmadım be. Biraz hadi. Selam. Merhaba. Ha, artık oraya gidemiyor muyum? İkisinden birisi. Ya 1 veya 3 seçeceğim artık. Hadi bakayım. Neydi lan? Şu matematik şeyin adı neydi ya? Bilmem neyin kapıları, bilmem ney sorusu. 3 tane kapı var. Bir tanesini seçtikten sonra seçimini baştan değiştirmen gerekiyor. Kazanma şansının artması için. Böyle şey mi olur oğlum? Oğlum çok saçma lan. Kazanma şansımı artırmak için değiştirmem gerekiyor illaki seçimi. Hayır. 3'te 2 seçtiğin için öyle olmuş oldu. Aman çok neyse. Of. Semantiği çözemeyeceğim o puzzle'ın arkasında duran ki neyse okey çok şey yapmayalım. Creepy kapılar gene. Okey 1 numaralı kapı. Tabloları tercih ederim bu sefer. Sen açık kal. Ve seni açtığım zaman. Aa, hayır orası kapanıyor. Aynı yere çıkıyorsunuz siz ya. Tamam. Okay. Cool. Artık o kadar serin değil. Çünkü yer düştü. Çünkü çalışmıyor selam. Arkamda kocaman bir ninja yok değil mi? Kocaman paranormal bir ninja yok.
Hayır. Abi sen ne kadar büyük bir hıdıkmışsın de evdeki her şeyi sana karşı kim beslemiş ya? Oğlum. Tablolar kim besliyor? Geyik kafaları kim besliyor? Sandalyeleri kim besliyor? Yukarıda dönen şeyler kim besliyor? Her şeyi kim besliyor? Kapılar kim besliyor? Ne yaptın abi sen bu evde ya? Perdeler çok sıkıntılı duruyor. Dışarıdaki karanlıktaki soğuk fırtınaya çıkmak istiyorum. Ne oldu lan? Sen mi geldin? Şimdi ama yani ya hayır ya hani hocam sen mi arkamda belirdin? Ne oldu? Ben neyi kaçırdım ben? Ving dedi falan. Aman abi. Ne yaptın lan eve? Tamam abi devam. Ben çok geriliyorum arkadaşlar. Lütfen bunları yakabilir miyiz? Lütfen ışıkları önce bir yakabilir miyiz? Bu ne abi? Kapıyı tabii ki. Tabii ki anahtar almayacaktım. Ya tabii ki yanlış tercih yaptım. Aman abi lütfen. Işıkları yakamıyoruz. Çakmağım bitmiş. Okey. Yok. Evde Yavuz. Okey gitti. Sesler bitti. Abi ne yapıyorsun sen? Ne? Bu ne? 6 Nisan. Bu sabah onun küçük boş şişe koleksiyonunu buldum. Tepkim ise kötüydü. Biliyorum, onun için de zor bu. Ama lütfen ya, onun daha iyi bilmesi gerekirdi. Evde küçük bir çocuk var. Sorumsuzluk bu yaptığı. Ama hakikaten de abi senin yani içki şişesi koleksiyonun kötü, sadece kötü olmaması gerektiği kadar büyük. Oraya buraya satacak belki ama. Sandalye mi gene? Yine sandalye mi bu? Hocam ne yaptın sen o sandalyeye ya? Burayı açabiliyor muyum? Açabilir miyim? İçeride bir şey yok. Seni açabilir miyim? İçeride yine bir şey yok. Buradan oraya doğru giden bir arkadaşımız var. Burayı açabiliyorum. Yes. Ama lütfen ben bir sandalyeden baştan bir özür dilerim. Hayır. Ha. Bastonu alırım. Okey. This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Abi süper. Abi baştan belirttiğim gibi biraz fazla gerçekçi olmuştu tablolar. Yürüyorlar yani. Bilmiyorum. Scope'u anlayabiliyor musun? Kapsamı anlayabiliyor musun? Gerçekçiliğini ama. Sen kapanacak mısın? Ben okey sen kapanacaksın. Güzel. Ben de kapatırdım yani. Uğraşmaya gerek yoktu. Ya artık evin yani bir noktada eve yardım etmeye, hizmet etmeye başlamamız gerekiyor. Yoksa
Gidişat tatlım, bir tanem. Yine bir şeyler var, bu ne var, ne var? Hadi bakalım. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Abi. Selam. Ha, okey, çok korktum. Çok korktum. Etraf çok karanlık diye çok korktum. Ahbaplarım. Ne yalan söyleyeyim. Selam, okey. Açabilir miyiz bunu? Protez kapkaççıları, aç gözlü bilenler. Yine bir tanesini almaya gücüm yetmez. Neden lanet bacak ha? Abi protezini mi çaldılar? Buraları açamıyoruz, okey. Aa, bunu alıp sanırım buraya koyacağım. Okey, cool. Buraları yine açamıyoruz. Güzel. Hadi biz müzik dinleyelim biraz. Oya. Okay. Bu evde çok müzik çalınmış. Hepsi ondan kaynaklanıyor. Ben bunu baştan şey yaparsam şimdi... Yok, hayır. Aa, kapan... tabii bu kadar. Çürürse kapanır. Okey. Aa! I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Çünkü sorulması gereken soru o. Sanırım ki buradan çıkamıyoruz. Selam, ben. Buradan mı çıkacağım, ne yapacağım? Çıkamıyorum ben. Benim bunun baştan bir şey yapmam lazım. Sanırım, I guess. Ters yapsam? Yok, aynısı oluyor. Şu an bana... Ulan gireyim. Kapı düzelirse dışarı çıkacağım. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık abi, ağzına sağlık.
Seni böyle görmeye dayanamıyorum. İyi değilsin. Gece boyunca terleyip titriyorsun ve şimdi her zamanki gibi kalkmış kendini atölyene kilitlemişsin. Tüm bu eziyet çekmiş sanatçı saçmalığı bir son bulmalı artık. Okey, bu topladığımız şeyler falan filan. Okey. Oluyor lan. Buraya mı açalım, ne olacak? Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work. That's all. Wow. Okay. Burada yine bir şey yok değil mi? Bunlar aynı. Bunları daha açamıyorum. Sayarım şey yapmam lazım. Shapeless. Aya form emerges var artık. Bakalım nasıl bir form ortaya çıkıyor. Aa dur. Nefret şimdi bile yitik, yalnız. Hak ediyorsun bunu. Bir mezar senin için. Bitir. Wow, okay. Köpek mi, fare mi, bu insan kafası mı? Şekil belirir. Okay. Şurayı da bir bakmak, neyse bakmayayım. Sonraki bölüm. Ve ahbaplarım bu küçük karanlık macerada bu bölümde de bana katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazlası için abone olabilir. Destek olmak için aşağıdaki katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Okay, benim bir kelime gelmem lazım. Benim bir şey olmam lazım. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.